Merhabalar herkese. Bu videoda size doğrusal programlama uygulamaları kapsamında bir yem karışımı probleminin nasıl Excel Solver ortamında çözülebileceğini anlatmaya çalışacağız. Bu Temel Bey tarafından kendisi ziraatla uğraşıyor anladığımız kadarıyla bize mail olarak gönderildi ve bir yem karışımı problemi. Kireç taşı, mısır ve soya fasulyesinden oluşan bir karışımda bunların ihtiva ettiği kalsiyum, protein ve fiber ham maddelerinin ya da ana maddelerinin hayvanlardan minimum verilmesi gereken miktarların kısıt olarak kullanıldığı ve bu 3 maddenin piyasada satış fiyatları cinsinden verilen bilgileri altında en düşük maliyetle bu yem karışım oranı gözetilerek toplam 100 poundluk ya da 100 kilogramlık bir karışımın nasıl hazırlanacağına dair bir model sorusu olarak bize gönderildi. Şimdi bu sorunun nasıl cevaplanacağını ya da nasıl çözüleceğini doğrusal programlama problemi olarak Excel ortamında nasıl çözüleceğini isterseniz birlikte görelim. Hayvanların günlük gıda ihtiyacı, fiziksel besin değerleri, sınırlamaları ve pişirimlik günlük besin diyeti ve toplam 100 pound ağırlığı hızlıca göz atarsak ve kalsiyum her bir piyasadaki satılan gıda ya da yem miktarları içindeki bir birimlik kireç taşı içindeki kalsiyum miktarı, bir birimlik mısır içindeki kireç taşı miktarı ve soya fasulyesi içindeki kireç taşı miktarı gibi ve protein, fiber de aynı şekilde bir tablo halinde önümüze verilmiş durumda. Biz ne yapıyoruz? Hemen Excel açıyoruz. Excel'in içerisinde çözücü arıyoruz. Eğer veri altında çözücü aktif halde değilse, görünmüyorsa dosya menüsünden seçeneklere gidip burada eklentiler kısmından şuradaki git'i tıklayarak çözücü eklentisinin aktifleştirilmesini, işaretlenmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için belki kurulumda birazcık beklememiz gerekebilir. Bu aşama geçtikten sonra şimdi şuradaki tablomuzu Excel'e tanıtmamız gerekiyor. İsterseniz şöyle şurayı kopyalayıp alalım. Sağ tuşta kopyalatamı getirdim. Şöyle ayrı bir yere yapıştırıyorum. Önümüzde bulunsun. Bunu çözebilmek için öncelikle bir değişken seti tanımlamam gerekiyor. Çözüm kolaylığı ve takip edebilmek açısından isterseniz kireç taşını x1 olarak, mısırı x2 olarak ve soya fasulyesini x3 olarak nitelendirdiğim bir model kurmaya çalışalım. Ve hemen şuraya değişkenleri yazıyorum. x1, x2 ve x3. Ve bunların birim fiyatlarını hemen yanlarına koyalım, altlarına koyalım. Birincinin birim fiyatı 0,0164. İkinci mısırın fiyatı 0,0463. Ve üçüncünün birim fiyatı 0,125 olarak anılıyor. Peki ne kadar miktarımız olacak? Miktarlarımızı henüz bilmiyoruz ama başlangıçta bunların hepsi sıfır. Bir başka gerçeğimiz var ki bunların toplamı 100 pound'a ya da 100 kilogram eşit olacak. Eşitleri şöyle tek tırnak olarak yazarsam karakter olarak alacak. Şuraya 100 kilogram olarak yazıyorum. Peki kısıtlarım? Kısıtlarım 3 tane kısıtım var. Minimum kalsiyum ya da maksimum kalsiyum, minimum protein ve maksimum fiber oranları. Şunları alıp kısıtlar olarak sağ tuşa tıklayıp devreğini yapıştırıyorum. Transpozunu yapıştırarak da bunları buraya almış oldum. Şimdi şuradaki miktarları da aynı şekilde buradan kopyalayacağım. Siz uzun uzun kopyalayabilirsiniz. Ben bir defada kopyalayabilmek adına yine alıp transpozlarını yapıştıracağım. Yani kalsiyumun kireç taşındaki bir biriminde kireç taşının bir biriminde bu kadar kalsiyum var. Mısırın bir biriminde bu kadar kalsiyum var ve soya fasulyesinin bir biriminde bu kadar kalsiyum var şeklinde
Ama benim egzilerim noktaları kabul etmiyor, virgülleri kabul ediyor. Dolayısıyla şuradaki noktalarla virgülleri tamamını değiştiriyorum. Tümünü değiştir diyerek bul ve değiştirden. Tekrar şunu şöyle organize edelim. Evet, ortalıklarımızı birazcık büyütebiliriz. Şöyle onlardan sonra iki tane yeterli sanki. Geriye ne kaldı? Bir de amaç fonksiyonumuzu bulmamız gerekiyor. En küçük amaç fonksiyonu da maliyetimiz. Onda nasıl yapalım? Şöyle. Kullanım miktarıyla maliyette bir fiyatları çarpmamız gerekiyor. Bunun kısa yolu topla çarpım fonksiyonu eksilin eşittir. Topla çarpım yazarak önce miktarları, daha sonra da noktalı virgül koyarak birim fiyatları seçiyorum ve başlangıç maliyetim sıfır çünkü hiç kullanmadım, hiç yem oluşturmadım. Peki şuradaki kısıtlarımıza bakalım. Kısıtlarımızda kalsiyumla ilgili bir şey vardı. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Kalsiyum en az binde 8, en çok %1,2 olmalıymış. Dolayısıyla kalsiyum için iki tane kısıt, bir alt limit, bir de üst limitten bahsediliyor. Dolayısıyla Excel'de kalsiyum için benim iki tane satıra ihtiyacım var. Hem alt hem de üst limitten bahsettiği için. Dolayısıyla şu satırı bir kez daha burada tekrar ediyorum. Bunlardan bir tanesinde üst limitten bahsediyorum. Bir tanesinde de alt limitten bahsediyorum. Protein için bir üst limit problemimiz var. Alt limit problemimiz var. Özür. Fiber için de bir üst limit problemimiz var. Şimdi en fazla %1,2 olsun deniyor idi. En az %0,8 olsun deniyor idi. Proteinin fazla 22 olsun deniyor idi. Fiberlikte en fazla 5 olsun deniyor idi. Şimdi peki şu miktarlar dikkat alındığında ne kadarlık kullandığımızı da gelin burada hesaplayalım. O miktarlar değiştikçe bizim kullanım miktarlarımızı da şurada karşılaştırmalı olarak bize verilen kısıtlarla belirleyeceğiz. Kısıtlar aşıyor muyuz, aşmıyor muyuz? Aşmamaya çalışacağız çünkü. Eşittir diyorum. Tekrar topla çarpım. Topla çarpımda şu bir miktarları sürekli kullanacağım için bir kez seçip F4'e basıp dolarla ifade ediyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum Excel'de. Birinci satırı seçiyorum. Enter'a bastım. Ve şu anda artık buraya bir formül girmiş oldum. Bu formülü diğerlerine kopyalamak için şuradan aşağı doğru sürüklüyorum ve sonuç için bakalım. Evet, topla çarpımla. Aslında topla çarpım şunu yapıyor. Bu değerle şu değeri çarpıyor. Artı bu değerle bu değeri çarpıyor. Artı bu değerle bu değeri çarpıp sonucunu buraya yazıyor kısaca. Dolayısıyla şu anda modelimi yaklaşık olarak oluşturmuş olduğum bir şeyi atlarsam dönüp tekrar düzeltebiliriz. Şimdi çözücüyü açıyorum artık. Çözücüde şuradaki maliyet olarak belirlediğim değeri hedef ayarla kısmına tanıtıyorum ve bu bir en küçükleme problemi, minimizasyon problemi çünkü maliyetimizi minimize etmeye çalışıyoruz. Peki neleri değiştireceğim diyor. Başlangıçta benim sıfır olarak belirlemiş olduğum şeyleri değiştireceksin diyorum. Ve son haline alana kadar bunları iteratif bir şekilde ilerleteceksin. Kısıtlar. Evet, kısıtlarımız şuradaki değer küçük eşit 1,2 olacak. Şuradaki değer büyük eşit şu değer olacak. Şuradaki değer büyük eşit bu değer olacak. Şuradaki değer küçük eşit şu değer olacak. Bakalım. 4 ama bir tane kısıtı ekledik, atladık. Toplamı, bu miktarların toplamında yüzde eşit olması gerekiyor. Şimdilik kapat diyeyim. Birazdan tekrar bunu kullanacağım. Aynı şekilde şurada da topla diyerek burada sadece topla diyorum çünkü toplam kullanım miktarını düşünüyorum ve bunun da 100 olması gerektiği problemde bize söyleniyordu şurada. Günlük besin karışımının 100 pound ağırlığında olacağını kabul edelim deniyor. Bundan dolayı getirdik. Burada günlük karışım toplamı olarak belirlenen miktarların toplamı şu an hiçbir şey olmadığı için sıfır. Bunun da 100 olması gerekiyormuş. Bunu da çözücüyü tekrar açıyorum ve yeni bir kısıt olarak tanıtıyorum. Toplam miktar.
eşittir 100. 100'ün üzerine tıklıyorum kısıtlama kısmında. Tamam diyorum. Artık modelimi kurdum. En küçükleme. Maliyet burada. Değişecek hücreler miktarlar burada. Kısıtlar burada. Çözme yöntemi olarak basit lineer programming yani doğrusal programı seçiyorum. Kısıtlanmamış değişkenleri pozitif yap. Yani x1, x2 ve x3 negatif değerler alamazsın. Ve çöz butonuna basarak sonucu alıyorum. Bakalım şimdi. Çözücü bir çözüm buldu. Tüm kısıtlamalar ve uygunluk koşulları karşılandı. Dolayısıyla en iyi çözümü şu anda bulmuş oldum ve tamam butonuna basarak sonucu görmeye çalışıyorum. Toplam 100 pound, 100 kilogram, 100 ton nasıl düşünürseniz bunun 2,81 pound'u kireç taşı, 64,85 pound'u mısır, 32,32 pound'u da soya fasulyesi imiş. Her birinin toplam maliyet çizgisinden düşündüğünde birim maliyetleri birinin 1 pound'ı, kireç taşının 1 pound'ı 0,064 dolar ve diğerleri de burada yazılı. Bunlar cinsinden toplam benim maliyetim 7,0898 dolar imiş. Dolayısıyla kısıtlarıma bakıyorum. Küçük eşit 1,2 idi, tam 1,2. Büyük eşit 0,8'di. Evet, sağlıyoruz. Büyük eşit 22 idi, tam 1,22. Küçük eşit 5'ti, 3,88. Dolayısıyla bütün kısıtların da sağlandığını buradan görüyoruz. Ve bizim de toplam maliyetimiz şurada da görüldüğü üzere parasal cinsten 7,99 dolarımız nerede görünüyor mu? Dolar da yoksa buradan siz onu ayarlayabilirsiniz. Herhalde dolar da buraya koymuşlardır. İlginç bir şekilde. Evet, şuradan da doları koymuş olduk. Teşekkür ederiz. Videomuzu burada sonlandırabiliriz.